Şimdi sana şunu soracağım. Bir erkeğin en keyif aldığı şey nedir? En keyif aldığı şey. Aklıma çok şey geliyor ama. Sularınca gidersen her şeyden keyif alırlar erkeğini. Onları rahat ettirirsen, işlerini yaparsan. Bayağı varmış ya sizin gönlünüzde olan şeyler. Evet var. Yaşlı olduğum için her şeyi biliyorum. Dünya dönüyor, herkes görüyor, devir değişti, Faruk soruyor. Gol koyup bırak hadi sohbeti kaç, eğlence başlıyor, pik mi aç, dinleyin kızlar. Evet, yılbaşı, yeniyle yılbaşı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi solumda ve sağımda Milli Piyango biletleri görüyorsunuz. Çünkü artık 2019'un son günlerini yaşıyoruz. Bugün soracağım sorular yılbaşı ile alakalı bir soru olmayacak. Çünkü yılbaşında sizlere muazzam bir bölümle geliyorum. İddialıyım. Gerçekten takipte kalın. Yılbaşında efsane bir bölümle karşınızda olacağım. Çok da mutluyum ve heyecanlıyım. 2020'ye yeni bir projeyle hep birlikte giriyor olacağız arkadaşlar. Ama bugün güzel bir sorumuz var. Faruk soruyor için soluğu Kadıköy'de aldık. Herkes yılbaşında heyecanlı yaşıyor. Ufak ufak süslemeler oluşmuş durumda gördüğünüz gibi. Biz de bu enerjiyi, sinerjiyi kaçırmadan şunu soracağız. Erkeklerin yapmaktan keyif aldığı bir şey söyler misiniz diyeceğiz. Hem kızlara hem erkeklere. Bakalım cevaplarımız ne önde olacakmış. Eğlenceli bölüm bizleri bekliyor. Şu anda hemen videomuza like atabilirsiniz. Abone değilseniz eğlencenin devam etmesini de istiyorsanız kanalımıza da abone olup bildirimler açabilirsiniz. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Haydi bölümümüz başlasın. Evet. Merhaba. Nereye? Yolculuk nereye? Denizli. Denizli. Aynen. İstanbul'da mı yaşıyoruz? Hayır. Sen İstanbul'da yaşıyorsun. Sevgiliyiz. Denizli'ye... Tamam. Acelem vardı. Hadi ya mi? sordum cevap. Tamam. Bir erkeğin yapmaktan keyif aldığı bir şey söyle kanka. Seks. Sence? FIFA. Benden bahsetti geldi ki bizde. Evet. Siz Denizli'ye birlikte yaşamaya mı gidiyorsunuz? Evet. Gidebileceğiz bu gidişle de. Okul falan? Hani acelemiz var ya. Kanka rahat ol. Sana özel uçak ayarlarız ya. Söz mü? Söz vermeyelim canım şimdi. O biraz kirbet olur. Hadi. Ama çocuk nasıl cesur, gördün mü kız arkadaşının yanında? Değil mi? Yani direkt olayı söyledi. Abi şimdi cesaretin bir dili var. Anladın mı? Yani böyle olması da gerekmiyordu. Kız FIFA dedi ya. Çocuk istedi, kız FIFA dedi. Çok önemli bir konu okuyoruz. Gerçekten büyük, evet. Büyük bir tanışma anı. İsim neydi? Asu. Bunu bence benden ilk defa duymuyorsun. Müthiş bir pozitif enerjim var. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Bizim çok basit bir sorumuz var. Evet. Sana göre erkeklerin en keyif aldığı şey nedir? Erkeklerin en keyif aldığı şey. Bence tamamen güçlerin kendinde olmalarını hissetmeleri. Ya bu erkekleri niye bu kadar egoist yaptınız siz ya? Egoistler. Egoistler çünkü yani. Bunun başka bir açıklaması yok. Tamamen egoistsiniz yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani bu ego bireysel bir duygu durumu değil mi? Bir duygu durumu tabii ki. Ama hani sonuçta bir erkek karşısındakine karşı kendini güçlü hissettiği zaman bu sadece ego anlamında da değil. Bence tamamen olaylara daha böyle pozitif yaklaşabiliyor. Ama biz netice itibariyle hep böyle evliliklerden sonra kadının sözünü dinleyen erkeklere daha çok denk geliyoruz. Bunun sebebi ne olabilir Asu? Bunun sebebi de tamamen güç ondaydı. Kazandı, aldı ama ondan sonra devam ediyor. Hayatına yapacak bir şey yok artık yani. Aslı evet. Gerçekten avcıya dava oldu. Güzel misilleme yaptı. Hayatında bir erkek var mı? Var. Çoğunun elinde mi? Hayır. O zaman tezini çürütüyorum. Güç kadınlarda, erkekleri de böyle arada egolarını tatmin edip devam ettirelim hayatı. Teyze, erkeklerin en keyif aldığı bir şey söyler misin? Sularınca gidersen her şeyden keyif alırlar erkeğini. Onları rahat ettirirsen, işlerini yaparsan, bir dediklerini etmezsen keyif alırlar. Niye? Evet, ya gördüğünüz gibi erkeklerin anatomisini gerçekleştirdi teyze. Çok teşekkür ederiz teyze. Şey değil. Çok sağ ol. Erkeklerin en keyif aldığı bir şey söyler misin bana? Bilmem, her erkeğin keyif aldığı şey farklıdır ya. O zaman sana değinmek istiyorum. Senin en keyif aldığın şey nedir? Benim en keyif aldığım şey ne olabilir? Hiç düşünmedim daha önce. Yani çok bilmiyorum ya. Ne bileyim, boş boş oturmak diyeceğim galiba. Keyifsiz bitirsin. gününe göre de değişir, moduma göre de değişir. Hani o an canımın ne isteyeceği. Şu anda en keyif alacağım şey menemen yemek mesela. Şu anda? Evet. Açsın o zaman biraz. Aynen. Favori yemeklerinden bir tanesi menemen midir? Evet, menemeni severim. Harikasın. Peki yılbaşında en keyif alacağın şey ne olacak? Yılbaşında en keyif alacağım şey arkadaşlarımla oturup evde içmek olur. Keyifsiz keyifsiz bir veda. Hanımefendiciğim merhabalar, size bir şey sorabilir miyim? Teşekkür ederim. Çok da kibar girdim oysa ki yani hanımefendiciğim falan ama
Yani kesin cevap verir diye ümit etmiştim ya. İsmin neydi? Merve. Merve ne yapıyorsun? Genel olarak mı şu an mı? Genel olarak. Okuyorum. Ne okuyorsun? Kimya. Kimya mühendisi mi olacaksın? Evet. Nereden geldi bu kimya merakı? Ablamda. Erkeklerin kimyasını bilir misin? Hayır. Hadi canım. Daha çözemedim şu an. Peki sana göre Merve, erkeklerin en keyif aldığı şey nedir? Sevişmek. Kadınların en keyif aldığı şey nedir? Gezmek, alışveriş yapmak. Al işte, al. Hoş bulduk. Ne haber? Biricik kardeşimiz Hasan, ne yapıyorsun? Kesinlikle öyle. İyiyim valla, sağ ol. Sen ne yapıyorsun? İyi kanka. Şimdi hemen sana sorumu soruyorum. Ayva yedik. Erkeklerin en keyif aldığı bir şey söyle. Söylemek istediğin şey var ama nasıl söyleyeyim bunu? Annelen söylenmeyecek bir şey mi? Söylenmeyecek bir şey abi ya. Nasıl söylenir bu? Biz anladık. Siz de anladıysanız yorumlara yazabilirsiniz. Yavuz abi izledin mi kendini? Evet. El salla. Harikasın. Evet. Kızlar. Bir şey söyleyeyim mi kızlar? Kızlardan eser kalmadı sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi. Direkt an itibariyle olay alanını terk ettiler. Kendilerine sevgilerimi yolluyorum. Sana göre erkeklerin en keyif aldığı şey nedir? Her dizikerinin yapılması bence. Her şey kendilerine göre olsun istiyor. Büyük keyif ya. Gerçekten her şey böyle istediğimiz gibi olsa. Değil mi arkadaşlar? Hesap falan vereceksin. Mutlu oluyorlar yani. Sevgilin var mı? Ondan mı yok? Ya o tarz biri değilim. Hesap verecek. Bak bak, daha demin bizi reddeden kızlar. Yine huzurlarını kaçırdık arkadaşlar. Yine mutluyuz. Evet. Bomba gibiyiz, bomba. 2020'ye bomba gibi giriyoruz arkadaşlar. Bakın tekrar bunu buradan söylemek istiyorum. Faruk. Gel kankacığım, nasılsın? İzliyorum videolarını. Okuyor musun? Okuyorum. Bitirdim doğrusu, mezun oldum. Ne oldun kanka? Moleküler biyoloji ve genetik bitirdim. Efendim? Ne olduğunu diye sorma. Ne olduğumu ben çıktık ama ne olduğunu... Ne olduğum değil, ne olacağım diye. Anladın mı? Bu işin matematiğine gidiyor. Öncelikle hayırlı olsun kardeşim. Çok basit bir sorum var. Bir erkeğin en keyif aldığı bir şey söyler misin? Emre derin bir iç çekti gördüğünüz gibi. Evet. Aklıma çok şey geliyor ama herhalde sevdiği kızla konuşmak. Ama bak tapı istiyorum senden ha, tap. Ben sevdiği kızla konuşmak diyeyim, burada bitirelim. Burada bitirelim. Sevdiğin kız burada mı? Yok. Hayır değil, yok. Şu an öyle biri yok. Aradığınız kişi şu anda ulaşılamıyor. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler, siz? Çok sağ ol. Bu ne? Bu enerji ne ya? Biz böyle yani. Bir kere geliyoruz hayata. Çılgın mısın? Yok, bilmem. Ama yok ha, sen büyük çılgınsın. Esra, şunu söyleyeceğim. Abi kuşatıldık ya. Yayın özgürlüğü istiyorum. Evet, Esra. Misin? Söyle tatlı. Şimdi sana şunu soracağım. Bir erkeğin en keyif aldığı şey nedir? Maç seyretmek herhalde, bilmem. Bu kadar mı komik geldi maç seyretmek sana? Evet. Sana göre Deniz? Bana göre... Kızın kralı bende de, neyse. Neyse. Ayağım çok ağrıyor gerçekten. Ben... geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Çekelim abi, ayağı kızın ne hale gelmiş, nasıl röportaj versin. Oldukça saygı duyuyorum. Kim soruyor dede? Seviliyorsun. İsim neydi? Furkan benim. Furkan ve? Eda. Onların da, bize onlar görüyoruz. Da Furkan'la onlar Eda. Da geliyorum. Onlar, Furkan'la Eda. Onlar çift. Sizin Furkan Eda. Ha, Furkan'la Eda'nın sonu çifte mi bağlıyor kanka? Yok abi, benim yakın arkadaşım. Ha, yakın arkadaşım. Tamam, ben oradan gireyim dedim de olmadı. Belki dedim adaylardır. Ama bizim içimiz fesatmış arkadaşlar. Çok sempatik iki arkadaşsınız. Çok basit bir sorum var. Erkeklerin en keyif aldığı bir şey söyler misin? İddia oynamak. İddia oynamak. Yeah. Emin misin? Eminim. En keyfi iddiada mı oluyorsun? Yani şimdi o kadar detaya girmeyelim de yani kendi adıma yani, ama ben bırakmış biri olarak söylüyorum. Yani genelde erkekler böyle iddia oynamak tarzında şeyleri severler bence. Yani birden iki de birden ikiyi oynadığımı yani kimse söylemeyeyim diyor. Kara gümrük yaktın bizi bu hafta. Sana göre daha şöyle geleyim sen. Alkol. Alkol. Ya ama yani bu erkeklere has bir şey mi ya? Kadınlar da bunu çok seviyor. Bence erkekler daha çok kadınlardan. Erkekler alkoliktir diyorsun. Evet, rakı, sofrası falan. He, evet, keyifli ve enerjisi yüksek bir hanımefendi yanımıza şarkı söyleyeyim mi diye videoya dahil oldu. İsim neydi? Ayşegül. İsim şey, ses güzel mi? Çok kötü. Evet, mizahi bir yaklaşım. Ayşegül Hanım, size göre erkeklerin en keyif aldığı şey nedir? Erkek arkadaşlarıyla takılmak, maç seyretmek, evet. Muhabbet etmek, bir kadın tarafından iltifat edilmek, bilmem. Bayağı varmış ya sizin gönlünüzde olan şeyler. Evet var. Yaşlı olduğum için her şeyi biliyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yanımda Edi ve Büdü var. Sevgiliyiz. Evet. Ne zamandan beri? 2 aydan beri. 2 ay. Kanka sen basket falan, evet. Harikasın. Şunu soracağım. Sana da soruyorum, tamam mı? Erkeklerin en keyif aldığı şeyler nelerdir? Spor yapmak.
Yani özellikle sporcu bir sevgilisi olunca bu soruyu da sormak biraz kabahat oldu. Sen ne yapıyorsun? Ben de voleybolcuyum. Yani bir kıza göre mi yoksa bir erkeğin, bir kızın en çok istediği şey mi? Kendi içinde barındırdığın erkeklerin en keyif aldığı şey nedir? Yani çok bir şey yok aslında aklımda ama ne olabilir? Bu kadar zor olmamalı. Spor unuttum mesela. Spor var zaten. Değil mi? Yani bir erkeklerin bence en keyif aldığı şey sevgisiyle güzel bir vakit geçirmek vesaire tarzı olan. Politik bir cevap. Aklına çok bir şey gelmedi. Ama bence de yani gayet gözleri ışıl ışıl gülen bir arkadaşımız. Evet. Sana baktığı zaman. Gerçekten öyle. Çok soruyorum. Merhaba, nasılsın? Adam. Çok sağ ol. Ne abi? Güzel bir giriş yaptı ya kardeşimiz. Görüyorsunuz. Nasıl girdin kanka? Çok güzel soruları var. Ne zamandır izliyorsun bizi? Abi bir buçuk sene falan oluyor adam, diyebilirim. İşte ya. Bir buçuk senedir bize gönlünü vermiş bir kardeşimiz Ahmet'le ve Sezer'le birlikteyiz. Bugün güzel bir sorum var. Erkeklerin en keyif aldığı bir şey söyleyin abi, nedir? Ben iddia oynamaktan keyif alıyorum abi ya. Bugün ya ikinci cevap. İddia gerçekten ne kadar önemli bir hastalık ya da tutku yani, olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani ben para kazanayım kaybedeyim. Saatlerimi döküyorum ya. Çok eğleniyorum yani. Değil mi? Adına yeni pompalı. Herkesin aklındaki şey de eğlenceli tabii. Nasıl? Herkesin aklına gelen şey de eğlenceli, o da var. Eğlenceli. Senin kardeşim? Benim maç izlemek. Futbol yani. Hangi takımlıyız? Kadıköy'deyiz ama Galatasaraylıyım. Tamam, bunu kimse duymaz. Aynen. Attırdı dosyaya mosyaya bana bu gözler, isim neydi? Gözde. Gözde, gözlerin güzel olduğunu herkes tarafından duyuyorsun. Evet, duyuyorum. Nasıl, artık alışkanlık kazandım yoksa duymak seni gerçekten her duyduğunda mutlu ediyor mu? Her duyduğumda mutlu ediyor, evet. Gerçekten işte hem de doğruları tüm kalbiyle bize yansıtan bir kızımız Gözde. Gözde, nasıl, erkekleri iyi tanır mısın? Evet, tanırım. Nereden tanıyorsun? Yani tanıyorum, çok fazla insanla muhatap olduğum için. Hani bu sadece erkek arkadaş anlamında, sevgili anlamında değil. Yakın arkadaşlarım da olduğu için erkek. Çok içten tanıyorum o yüzden. Meslek? Hemşireyim. Aa, evet, hemşiresin. Yetişkin bebek? Beyin cerrahi. Beyin cerrahi. Süpersin. Zor ama değil mi? Zor, evet. Biraz. Beyin cerrahi olduğu zaman iddialı bir bölüm. Evet, zor ama alıştım artık. Yapıyorum. Sana göre erkeklerin en keyif aldığı şey nedir? Arkadaşlarıyla vakit geçirmek bence. Erkek arkadaşları mı, kız arkadaşları? Erkek arkadaşlarıyla vakit geçirmek. Kahve, okey, PlayStation, futbol. PlayStation olarak. Hani o kız arkadaşlara vakit geçirmektense erkeklerle beraber olmayı daha çok istiyorlar genelde. Erkek adamın erkek arkadaşı olur erkek diyor arkadaşımız. Yakarız zaten. Sevgilin var mı? Evet, var. Ne zamandan beri? Bir 9-10 aydır var. Kıskanç mısın? Çok kıskancım. İşte. Bak, kıskanç değilim. Ya niye kıskanayım falan filan yalanı yapmıyor. Bütün kadınlar kıskanç arkadaşlar. Erkeğin sahiplenir yani. Ama bu onu irite edecek boyutta da olmuyor tabii. Hani çok fazla abartmıyorum ama kıskanıyorum. Evli miyiz? Evliyim. Peki erkeklerin en keyif aldığı bir şey söyler misin? Kayınvalide nasıl olması. Neden böyle iddialı bir cevap? Yengenin izleme riskine karşın. Hanım gidecek. Ben de evde kafa yapacağım. Enteresan bir tarzım ve çok tatlı bir kimyam var. Teşekkür ederim. Rica ederim. Cansu, ne yapıyorsun? Ne yapalım? İşte fotoğraf çekiliyoruz. Yani böyle yeni yerler keşfediyoruz. Nereden geliyorsun? Buralıyım. Yeni yerler derken? Burası yeni. Sana göre erkeklerin en keyif aldığı şey nedir? Futbol, nargile, onun dışında. Bunlar geliyor aklıma şu an ilk olarak. Futbol ve nargile. Katılıyor musun bu keyif duygusuna? Yani bir yere kadar katılıyorum, abartılmaması şartıyla. Bir takım şeylerin ihmal edilmemesi şartıyla katılıyorum tabii ki. Ama genellikle öncelikleri oluyor tabii ki. Evet arkadaşlar, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bizleri bu bölümde de yalnız bırakmadığınız ve desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. 2020'ye bomba gibi bir giriş yapıyoruz. Yılbaşında sürpriz bir yerden, sürpriz bir bölümle karşınızda olacağım. Vallahi çok heyecanlıyım. Siz de heyecanınızı diri tutun ve takipte kalın. Çünkü muazzam bir projeyle gerçekten karşınızda olacağım. İki tane sağlam projem var. Birisini yılbaşı günü izleyeceksiniz zaten. Bir diğerini de kısmetse 1-2 hafta sonrasında zaten yayınlamış olacağız. Bu arada videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı ve yorumlarınızı, o değerli yorumlarınızı, görüşlerinizi bu videonun altına yorum olarak belirtmeyi lütfen unutmayın. Hepiniz seviliyorsunuz, kalbimdesiniz. Kucak dolu sevgilerle hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.